Hatırlayalım marketlerde aydan aya değiştiriliyordu etiketler. Şimdi artık günden güne değil saat başı sökülüp takılır oldu. Ee, akaryakıta her gün yeni bir zam gelirken 5 litrelik ayçiçek yağı almak isteyenler 200 lirayı gözden çıkarmaya başladı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunun tüm dünyada yaşandığını savunarak bir kez daha muhalefeti ve stokçuları suçladı. O sözlere muhalefetten tepki yağdı. Karşımızda bırakın milleti kendine bile hayrı olmayan bir CHP vardır. Dün patates soğan üzerinden, salgın döneminde alınan tedbirler üzerinden, bugün yağ üzerinden ülkenin başına kara bulutlar toplamaya çalışanlar yine bunlar. Bunların yerli ve milli duruş sergilemek, bütün bunlar yerine ısrarla peşinden gittikleri müptezellik baki kalacaktır. Sayın Erdoğan çıkmış hala stokçularla kavga ediyor. Piyasadaki sorunların faturasını üretene, tacire, esnafa kesmeye çalışıyor. Çünkü bu enflasyonun sebebi ben olamam ki diyor. Demek ki bir suçlu lazım diyor. Her gün enflasyonun suçlusunu arıyor. Halbuki bir aynaya baksa yetecek. Stokçuluktan bahsediyor sıvı yağ kuyruğu gündeme gelince. ihbar edin gidip canını okuyalım diyor. Yok ya var olsa bile birkaç tane stokçu bunlar Türkiye'nin halini bu noktaya getirecek. Binlerce ton sıvı yağ stoklayamazlar. Eğer stoklamışlarsa bu da senin kabahatin. Türkiye'de ne olursa olsun sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi. AKP iktidarı insanlara bunu böyle anlatmaya çalışıyor. Bir tek suçlusu var Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yüzlü politikası ve AKP iktidarının samimiyetsiz politikalarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt ve ayçiçek yağı başta olmak üzere artan fiyatlar karşısında bir kez daha muhalefeti ve stokçuları suçladı. Vatandaşa sabretme çağrısı yaptı. O sözlere muhalefetten tepki yağdı. Ekonomide yaşanan dalgalanmaların günlük hayatımızda yol açtığı sonuçların geçici olduğuna, yarınların nice güzel müjdelerle birlikte bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Milletimden sabırlı olmalarını, bize güvenmeye devam etmelerini istiyorum. Kendine yeten gıdada üretimi ülkeyi doyurabilecek olan bu toplum buğdaya, ayçiçeğine muhtaç hale getiriliyor. Ve ithalata mahkum ediliyor. Evet bize bu tabloyu yaşatan bu iktidarın rantçı politikalarıdır. Ne diyorlardı? CHP döneminde kuyruklar vardı. CHP için ne dediler ise aynısını bu memlekette kat kat Türkiye'ye yaşatmaya devam ediyorlar. Türkiye gündüz marketlerde ayçiçek yağı, akşamsa benzinliklerde akaryakıt kuyruğuna girmeye başladı. Eskiden fiyatlar aydan aya değişirken, şimdi marketlerde etiketler saat başı sökülür oldu. Geçmişte gaz kuyruklarından bahsedenler, şimdi milleti yağ kuyruğuna mahkum ettiler. Cebinde parası varsa o kuyruğa giriyor. Cebinde parası olmayanlar da o kuyrukta bekleyenlere bile İmreniyor arkadaşlar. Memleketin düştüğü hale bakın ya. Vatandaşın günlük rutini değişti. Sabah ekmek kuyruğu, öğlen yağ kuyruğu, akşam akaryakıt kuyruğuyla devam ediyor. Erdoğan tüm dünyada enflasyon sorunu olduğunu söylese de muhalefete göre artan fiyatların sorumlusu iktidarın politikaları. Kurdaki yükselişten, küresel emtia fiyatlarındaki aşırı artışların ülkemize yansımalarından kaynaklanan bir hayat pahalılığıyla Karşı karşıyayız. Ancak enflasyonun sadece ülkemize mahsus bir durum olmadığı, gelişmiş ülkelerinde aynı sıkıntılarla boğuştuğu bir gerçektir. Peki o zaman soralım. 31 Aralık gecesi tarihin en büyük zamları yapıldı. O zaman Ukrayna Savaşı var mıydı? Üreticiyi, çiftçiyi tasfiye ederken, yerlerine ithalat vurguncularının önünü açarken, Ukrayna savaşı mı vardı? Tanzim satış kuyruklarında askıda ekmek kampanyası sırasında Ukrayna savaşı mı vardı? Kendisine fazlasıyla yeten bir ülkeyi dışa bağımlı hale getiren bu iktidardır. Dolar Erdoğan'ın faiz fantezisinden dolayı Eylül ayındaki seviyede kalsaydı şimdi 8.32 kuruş olacaktı. Ama Mart dolar kuru 14.6. Bu iki yüzlü politika yüzünden benzin bugün 13.94 lira, motorine 13 lira 10 kuruştan alabilecekken bu iki yüzlü politikadan dolayı alamıyoruz. Nedeni Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz politikası. Yapılan son zamlarla birlikte benzinde litre fiyatı 21 lirayı, motorinde ise 25 lirayı aştı. Erdoğan bir kez daha sondaj müjdesi verdi. Muhalefetse önceki müjdeleri hatırlattı. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin akaryakıt tarifelerinde yol açtığı artışları yakından takip ediyoruz. İnşallah sondaj gemilerimizi şimdi beşe çıkarıyoruz. Sıfır kilometre inşallah dördüncü sondaj gemimizi alıyoruz ve böylece sondaj çalışmalarında çok daha güçlü bir hale gelmiş olacağız. Sondaj yapacaklarını da söylediler. Sondaj oluyor, işte petrol çıkıyor, doğal gaz çıkıyor. Ka yıllar öncesinden bu söylediklerini tekrar ettiler. O gün bugündür herhangi bir şey yok. Ay'a gideceğiz dediler en son. Ay'a ne zaman gideceklerini bekliyoruz. İnşallah giderler orada yerleşirler. Türkiye'de rahat bir nefes alır. Emeğiyle geçinmeye çalışan bir vatandaşımız elektrik faturasının altından kalkamıyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. Gece yarısı gelecek akaryakıt zammından önce benzin kuyruğuna giriyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. Çiftçi elini cebine attığında mazot parasını çıkıştıramıyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. Türkiye Beştepe Harikalar Diyarı'ndan bakınca göründüğü gibi toz pembe bir ülke değil. Pandemi